insanlığın varoluşu hakkında muhtelif birçok tez ve teoriler sunulmaktadır. Evrim teorisi, tüm canlıların suda oluşan bir bakteri hücresinden, insanlığın da bu hücrenin evrim süreci içerisindeki gelişiminden türediğini tez olarak sunmaktadır. İslam dini ise, insanlığın Adem ve Havva'nın yaratılışıyla türediğini tebliğ etmektedir. Buna mukabil Kur'an-ı Kerim'de Müminin Suresi 12 ve 14. ayetlerinde "Andolsun biz insanı çamurdan, süzülmüş bir hülasadan yarattık" ifadesi mevcuttur. Kimi din alimleri bu ayetin evrim teorisiyle uyuştuğunu ifade etse de bu konudaki görüş şahsa münhasırdır. Elbette biz insanlığın varoluşu konusunda görüşü kişilere bırakacağız. İnsanlığın varoluşuyla birlikte başlayan tarih sürecini inceleyerek insanoğlunun etnik geçmişlerini özetleyeceğiz. İlk canlının ortaya çıkışı 3.7 milyar yıl önce gerçekleşmişti. Günümüzün gelişmiş teknikleri ve bu tekniklere dayalı teorilerle ortaya sunulan teze göre 15 milyar yıl önce meydana gelen büyük patlamayla evren oluşmuş, 5 milyar yıl önce dünya kütlesi meydana gelmiş, 3.7 milyar yıl önce de dünya üzerindeki ilk protein ortaya çıkarak ilk canlı hücresi oluşmuştur. En azından günümüz imkanlarıyla ulaşılabilen en kabul edilebilir bulgu bu doğrultuda. İlerleyen yüz binlerce yılda dünyanın ısı ve su dengesinin ortaya çıkarttığı müsait tabiatla ilk canlılar vücut bularak dünyanın ilk sakinleri haline geldiler. 1800'lü yıllardan itibaren yapılan çalışmalarla gün yüzüne çıkartılan paleontolojik araştırmalar milyonlarca yıl önce var olan canlılara ait önemli bilgilere ulaşabildiler. Ve anladık ki bizden milyonlarca yıl önce büyük kütleli, devasa etobur ve otobur canlılar dünyanın bizden önceki ev sahipleriydi. Günümüzden 3.7 milyar yıl önce ortaya çıkan canlılık ve yine zaman içerisinde ortaya çıkan canlı türleri 2.5 milyon yıl önce meydana gelen büyük buzul çağı ile önemli ölçüde azaldı ve kimi türler tamamen yok oldu. Bu buzul çağı milyonlarca yıl devam ederek yeryüzündeki canlıların varlıklarının gelişiminde ve çeşitliliğinde önemli ölçüde engelleyici rol oynadı. Hem canlı türlerinin çok kısıtlı olduğu hem de soğuk hava koşullarının ipuçları bırakılmasına imkan vermediği bu süre zarfına ait bilgilerimiz oldukça kısıtlı. 2.5 milyon yıl önce başlayan büyük buzul çağı ile soğuyan yerküre, ancak 200 bin yıl kadar önce ısınmaya başlayarak canlı türlerine daha geniş yaşam imkanları sağlamaya başladı. Bu süreye kadar kısıtlı şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan bu canlı türleri, ancak 200 binli yıllardan sonra çoğalmaya ve yayılmaya başlayabildiler. Buzul çağının tamamen son bulması ve yerkürenin buzul çağının etkisinden tamamen çıkması ancak 10 binli yıllarda mümkün olmuştur. İlk insanın ortaya çıkışı M.Ö. 300 binli yıllara dayanmaktadır. İlk insanın ortaya çıkışı açıkçası günümüz için halen bir bilinmeyen ve gizemli bir olgu. Evrenin varoluşunu, yerküre üzerindeki ilk canlının ortaya çıkışını, milyonlarca yıl önce yaşanmış buzul çağlarını ve canlı türlerini keşfedebilen bilim dünyası henüz insanlığın varoluşu ile ilgili bilinmeyeni tam anlamıyla çözebilmiş değil. Bilinmeyenlerle dolu bu gizemli varoluş süreci ancak kısıtlı teorilerle açıklanabiliyor. Üstelik sunulan teoriler temel dayanaklarında bile birbirleriyle çatışıyor. İnsanlığın ortaya çıkışı ile ilgili bilinmeyene yolculuğumuzda bilim dünyasının ortaya attığı tezleri incelemek ve mantıklı olanı itibar etmekle yetineceğiz. Bilim dünyası insanlığın kökeni Kromagnon ve Neandertallerdendir der. Tam olarak insan olmayan bu tür, insanın atası ve evrim teorisindeki insanla maymun arası bir geçiş evresi olarak değerlendiriliyor. Varoluşları 500 bin yıl öncesine dayandırılan bu türler, tam olarak insan sayılmamakla birlikte hayvan olarak da nitelendirilmiyor. Konuşmayan, yazmayan, bunun yanında aklıyla hareket eden bu türler, zaman içerisinde insana dönüşerek yeryüzüne dağılmış olduğu ve buzul çağının ortadan kalkmasıyla evrimini tamamladığı kabul edilir. Evrim teorisinin sunduğu bu teze göre modern insanın atası olan Kromagnon 500 bin ila 300 bin yılları arasında var olmuş, 300 binli yıllardan sonra Homo sapiens'e dönüşmeye başlamış ve günümüz insanı ortaya çıkmıştır. Halen pek çok bilimsel çevre bu teze itibar ediyor. Bunun yanında hem tezi destekleyen hem de karşı çıkan çevrelerce bu teze tezat düşen bulgular üzerinde münakaşaya devam ediliyor. Özetleyecek olursak, bilim dünyası bu konuda kararsız. En azından tartışmasız bir karara varabilmiş değil. Peki kutsal kitaplardan edinebileceğimiz bilgiler nelerdir? Bu noktada bilim ile dini çatıştırma ya da kıyaslama yapmayacağız. Hem bilimden hem de dini ilimden elde edeceğimiz bulgularla mantık üreteceğiz.
Kutsal kitaplar, özellikle de Kur'an-ı Kerim, şüphesiz hem dünya hem insan ile ilgili pek çok bilgi ve bulgu sunuyor. Bilimin, bilginin ve tarih bilincinin çok kısıtlı olduğu bu dönemlerde, Kur'an-ı Kerim'in hem dünyanın hem dünya üzerinde yaşayan canlılar hakkında pek çok bilimsel bulgu sunuyor olması hepimiz için şaşırtıcı ve ibret verici kabul edilir. Atmosferin katmanlarını, hücrenin yapısını, evrenin tasarımını ve henüz yakın zamanlarda ulaşabildiğimiz bilimsel verilere günümüzden 1400 yıl önce anlayabileceğimiz bir dille bize sunulmuş olması, insanlığın varoluşu ile ilgili ipuçlarını araştırırken de faydalı olabilecek bilgilere sahip olabileceğini düşündürüyor. Kur'an ve tarife uğramış olsa bile İncil ve Tevrat bize insanlığın varoluşu hakkında belli noktalarda net bilgiler veriyor. Kur'an, insanın bir çamurdan bir hülasadan yaratıldığını ifade ediyor. Bu ifadede hülasa, cümle içindeki anlamı itibariyle süzülmüş, özetlenmiş, kaynak olarak kullanılmış gibi anlamlarla ifade ediliyor. Tefsirlerden yorumlayabildiğimiz kadarıyla insanoğlunun bir çamurun içerisindeki ilahi bir kıvılcımla ortaya çıktığı anlaşılıyor. Evrim teorisinin bu konu hakkındaki tezi, canlı türlerini oluşturan ilk hücrenin su ile toprağın birleştiği bir noktada oluşan bir hücreden meydana geldiğini, bu hücrenin denizde canlı türlerin oluşumunu sağladığını, sonrasında canlıların sudan çıkarak diğer türleri oluşturduğunu savunur. Bu bakış açısı kimi din adamlarının evrim teorisiyle Kur'an'ın örtüştüğünü, aynı oluşumu anlattığını savunur. Nitekim Kur'an, maddi ve şekil olarak bir tarifte bulunmadığından belirtilen bu ipucunun şekil olarak anlaşılması pek mümkün olmamaktadır. Zira din kitaplarını biyoloji ya da benzeri bir konsantre bilim kitabı olarak bakmak yanlış olacaktır. Elbette Kur'an-ı Kerim bize anlayabileceğimiz nispetle bir özet bilgi veriyor. Biz bu bilgiyi ipucu olarak kullanıp merakımızı gidermeye çalışacağız. Hem bilimin hem Kur'an'ın bize sunduğu ipuçlarıyla elde ettiğimiz bulgu çok net olmamakla birlikte kaynak olarak kullanabileceğimiz bir ortak sonuç ortaya koyuyor. İlk insanın tek bir noktada oluştuğu, bu insanın çoğalarak diğer insan topluluklarına temel teşkil ettiği kabul edilebilir bir gerçek. Paleontolojik çalışmalarda elde edilen ilk insanlara ait bilgiler günümüzden 300 bin yıl öncesine ait. Yani ulaşabildiğimiz en eski insan toplulukları bizden 300 bin yıl önce yaşamıştır diyebiliriz. İlk insanın ortaya çıktığı bölge halen tartışma konusu. Bu konuda bilim çevreleri yine elde edilen paleontolojik çalışmalarla insana ait en eski buluntuların Güney Afrika'da olduğunu belirtiyor. Diğer bölgelerde var olduklarına ait fosil bulguları bulunmamış olsa da Güney Afrika'ya sonradan göç etmiş olduklarını kabul etsek bile buzul çağının etkisi altında bulunan kuzey bölgelerinde yaşam şartlarının zorluğu, diğer insanların yok olmuş olabileceğine ya da sayılarının azlığı nedeniyle varlıklarının insanoğlunun göç hareketleriyle oluşan popülasyona bir katkı sağlamadığı görüşü daha ağır basıyor. Bu noktada karşımıza iki olasılık çıkıyor. İnsanoğlu ya Asya'da ortaya çıktı, bir bölümü Afrika'ya göç etti ve buradan dünyaya yayıldı. Ya da zaten Afrika'da ortaya çıkmıştı. Sonuca varacak olursak, insanoğlu günümüzden 300 bin yıl önce ortaya çıkarak Afrika'dan Kızıldeniz'i geçerek Arap Yarımadası'na, oradan da tüm dünyaya yayıldılar. Buzul çağının halen devam ettiği bu dönemde sayılarının birkaç bini geçmediği düşünülen ilk insanlar, yaşam imkanlarının daha geniş olduğu bölgelere göç etmiş, sayıca çoğalarak toplumları, milletleri ve kültürleri ortaya çıkarmışlardır. Paleolitik çağa göz atmak gerekirse, insanoğlunun dünyayı mesken edindiği, farklı coğrafyalara yayıldığı ve dünya toplumlarının temel unsurlarını oluşturduğu paleolitik dönem, yazılı kayıtların olmayışı ve sert iklim koşullarının ortaya çıkarttığı zorluklar nedeniyle yeteri kadar aydınlatılamıyor. Bu nedenden ötürü tarihçiler bu döneme karanlık veya kayıtsız tarih adını veriyor. On binlerce yıldan oluşan bu tarih dilimi, insanlığın temellerinin atıldığı bir dönem olmasının yanında en bilinmeyenli dönem unvanını da fazlasıyla hak ediyor. 2,5 milyon yıl önce başlayıp 600 bin yıl önce zirve noktasına ulaşan buzul çağı 100 bin yıl önce ısınmaya başlamış ve nihayetinde 10 bin yıl önce tamamen sona ermişti. Sert iklim değişiklikleri nedeniyle insanoğlunun yayılıp çoğalmasına engel olan buzullarla dolu kuzey coğrafyası, insanoğlu ile birlikte diğer canlıların da çoğunu Afrika steplerine hapsetmişti. Doğa koşullarıyla birlikte vahşi ve yırtıcı hayvanlarla da mücadele etmek zorunda olan insanoğlu, zorlu yaşam mücadelesini sürdürdüğü coğrafyada uzun süredir varlığını sürdürmekteydi. Paleolitik çağ yaşayan ilk insanlar, gırtlak sesleriyle konuşarak anlaşabiliyordu. Birbirleriyle iletişim kurabilen, plan yapabilen, küçük topluluklar halinde hareket edebilen bu insanlar,
henüz sayıları çok azken kabile düzeni sayılamayacak küçük topluluklar halinde mağara ve doğal zorluklardan korunaklı bölgelerde bir arada yaşamaktaydılar. Sayıları ancak binlerle ifade edilen bu topluluk zaman içerisinde doğal imkanlardan daha fazla faydalanmak amacıyla kuzey bölgelerine doğru hareket etmeye başladılar. İlk insanlar ilk kez ayrılıyor ve bölünüyordu. Zira aynı coğrafyada sıkışarak yaşamak, kısıtlı doğal imkanları paylaşmakta zorluklara neden oluyordu. Biyolojik olarak tam anlamıyla birbirlerine benzeyen bu topluluk, ilerleyen zaman dilimlerinde küçük hareketlerle kuzey bölgelerine doğru ilerlemeye başladılar. Bu ilerleme yaklaşık olarak 30 bin yıl kadar devam etti. Halen kuzey bölgeleri ağır buzul ikliminden tamamen kurtulabilmiş değildi. Bunun yanında Güney Afrika, ılıman ve yağmurlu iklimine sahipti. Kuzeye doğru gerçekleşen bu ilk göç hareketi 70 binli yıllara kadar sürdü. Kuzey bölgeleri buzul çağın etkisinde, güney bölgeleri ise ılıman ve yağmurlu iklime sahipti. Ancak Afrika'nın kuzey bölgesi çöl halindeydi. Ağır karasal iklim bu topluluğun kuzeye doğru göçünü imkansız hale getirmişti. Göç hareketinin denize paralel olarak Afrika'nın doğusundan yukarı doğru ilerleyişi Kızıldeniz sahillerinde son buldu. Kavurucu çöl sıcaklarıyla baş edemeyecek olan bu ilk ilkel insanlar kendilerine çıkış yolu olarak Arap Yarımadası'nı buldular. Arap Yarımadası ile Afrika kıtaları arasındaki en yakın nokta bugün Cibuti olarak anılan Afrika ülkesi ile Yemen arasında bulunan Aden Körfezi ile Kızıldeniz'i ayıran dar boğaz alandır. Bu alan günümüzde yaklaşık olarak 30 kilometre civarında bir mesafede bulunur. 70 bin yıl önce halen devam eden buzul çağın etkisiyle suların daha sığ olduğunu düşünecek olursak, tahminlere göre bu mesafe birkaç kilometre kadardı ve çok daha sığdı. İlk Afrikalı insanlar bu sığ deniz geçitinden geçerek Kızıldeniz'i aşıp yeni bir kıtaya ayak basmış oldular. Paleolitik çağdaki bu dönüm noktası olan göç hareketi, Afrikalı ilk insanların dünya yayılmasında kilometre taşı kabul edilir. İnsanoğlu için yeni bir dönem başladı. 70 bin yıl önce gerçekleşen bu göç hareketiyle ilk insanların bir bölümü Afrika'da kalmış, göç hareketine girişen diğer bölümü Arap Yarımadası'na ayak basmıştır. Yapılan araştırmalar, Afrika'nın kuzeyinde olduğu gibi Arap Yarımadası'nın güneyinde de ağır çöl ikliminin bulunduğunu ortaya koyuyor. Arap Yarımadası, bugün olduğu gibi bundan 70 bin yıl önce de çöl iklimine sahipti. Bu konu üzerinde uzun süren çalışmalar yapan paleontologlar, tutarlı bir dayanak bulunamayan bu tezden vazgeçmeyi bile düşündüler. Ancak yakın zamanda yapılan araştırmalar çok ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Göç hareketinin gerçekleştiği bölgede yapılan kazı çalışmaları, bu bölgelerde küçük tatlı su kaynakları olduğunu ortaya çıkardı. Üstelik bu bölgelerden göç eden topluluklara ait kalıntılara da ulaştılar. Böylelikle ilk insanların Afrika'dan Arap Yarımadası'na çıktığı kesin olarak tespit edilmiş oldu. Arap Yarımadası'nın güneyinden, bugünkü Yemen sahillerinden devam eden göç hareketi, kuzeydeki çöl iklimine rağmen sahil boyunca seyrek de olsa bulunabilen tatlı su kaynakları ile mümkün olabildi. Yemen sahilleri boyunca ilerleyen topluluklar, ağır çöl ikliminin hakim olduğu coğrafyada tam anlamıyla bir vaha ile karşılaştılar. Bugün Dahar Vadisi olarak anılan bölge, bundan 70 bin yıl önce Arap Denizi'ndeki hava akımları sonucu oluşan küçük çaplı bir iklimin etkisindeydi. Etrafı çöllerle kaplı olan bu bölge, muson rüzgarlarının ortaya çıkarttığı küçük çaplı iklimin etkisiyle bolca yağmur alıyordu. Etrafı çöl iklimiyle çevrili olan vadi, aldığı yağmurların etkisiyle geniş bitki ve hayvan çeşitliliği ile yaşam için fevkalade ideal bir bölge oluşturmuştu. İlk insanlar, daha önce karşılaşmadıkları bu bölgeye yerleşerek ve doğal kaynakların sağladığı imkanlarla bu bölgeyi uzun süre mesken tutarak hızla çoğaldılar. Öyle ki bulundukları bölgeyi dolduran insanlar zaman içerisinde göç etmeye ihtiyacı hissederek Arap Yarımadası'nın sahillerinden doğuya doğru yeni göç hareketi başlattılar. İlk insanın dünya yayılışını bu noktaya kadar adım adım takip edebildi. Afrika'da ortaya çıkan ilk insan toplulukları önce kuzeye, sonra Arap Yarımadası'na çıktılar. Yemen sahilleri boyunca ilerleyerek Dahar Vadisi'ne ulaştılar. Yaşanabilir tabiatın etkisiyle hızla çoğalarak sayıları artan bu insan toplulukları için artık belirli bir güzergah olmayacaktır. Arap Yarımadası'nın güneyinden sahil boyunca devam eden göç hareketiyle önce Asya'ya, sonra dünyanın pek çok farklı bölgesine dağınık şekilde göç hareketleri başlatan ilk insanlar hızla çoğalmaya ve yayılmaya başladılar. Böylece yerküre insanoğlu ile tanıştı. Farklı coğrafyaların, farklı iklim koşullarının, farklı güneş açılarının,
topraktaki farklı radyoaktivitelerin tesiriyle genetik olarak farklılaşan insan toplulukları, dağıldıkları coğrafyalarda kendilerine has genetik ve fiziki görünümlerine ayrılmış ve insanlığın temelini teşkil eden ilk etnik unsurları ortaya çıkartmış oldular. İlk dönemlerinde gırtlak sesleriyle anlaşan insanlar çoğalarak iletişim kurmaya başlamış, gırtlak seslerinden dil ve dudak seslerine geçerek dilleri oluşturmuşlar. Bu diller topluluklar arasındaki mesafelerin etkisiyle ayrı ayrı geliştiği için ayrı ayrı diller meydana gelmiş oldu. Dilleri ayrılan insanlar haliyle iletişim güçlükleri sebebiyle ayrışarak etnik unsurlar haline geldiler. Sayıları hızla artan insan oldu, uzun süre bir arada yaşayarak kendi yaşayış tarzlarını ve kendi kültürlerini oluşturdular.